abi geliyor. Selamun aleyküm hocamat abi. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Selamun aleyküm Polat. Haydi Polat sen beni dışarıda bekle yavrum. Biraz keyfine bak. Haydi çıkın dışarıya. Birazdan olacakları bu görmesin. Sahibi yazıktır, günahtır. Şimdi mübarekler. Piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman, taat ve ibadeti yerinde ticaret ehli bir mümine çattınız. E tamam bir takım kullar etrafta bizi yandaş mafya olarak niteliyor olabilirler. Ama biz bu yaftayı üzerimize yapıştırmamak için hizmette gayret için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Çünkü bizim eserlerimiz işte gördüğünüz gibi ortadadır. Maşallah. Ne diyor kitapta? El ecelul mahlukat el ente kuntayul işaret. Yani diyor ki eceli gelen fare cadının götüne parmak atarmış. Ne ayıp ya. Onun kemirine parmak mı attı mı? Yoo. Abi biz niye buradayız, niye dayak yedik? Vallahi hiç anlamadım. Şekerleme mi yediniz? Şeker? Hangi şekerleme abi? Ya onun mümin. Hazır Ankara'ya gidiyorken senden bir istirhamım olacak. Buyur abi. Ya bir mümin kardeşime bir paket ileteceğim de. Önce en ince onu arasan, emaneti teslim etsen. Sonra Ankara'da kendi işlerini geniş geniş görsen olur mu? Estağfurullah abi, elimize mi yapışır tabii. Hay Allah senden razı olsun ya. Vallahi ve billahi. Selim, paketi getirsene oğlum. Nasıl getirmem abi? Üstünde adresi, telefonu var. İnince mutlaka ararsın. Tamam abi. Paketin başına bir iş gelmez maazallah. Estağfurullah abi, şekerleminin başına ne iş gelecek ya evelallah. Ani şerefsiz! Ya Leyla ne yapıyorsun? Allah günahımı alıyorsun. Allah bütün giysilerini gün görmesin seni. Al işte. Leyla ayıp oluyor bak, konu komşu var. Lan sen ayıbın ne olduğunu biliyor musun? Geliyorum. Biliyoruz. Ne bakıyorsun kardeşim ya, ne bakıyorsunuz? Girseniz içeri. Motoru soğusun, sakinleşir. Bu ne lan? Bu ne ha? Bu ne? Bu ne lan? Bak bir de hediye almış. Ulan kursağında benim ekmeğim, cebinde benim param. İnsan Allah'tan korkar be. Ya Leyla aşkım ne yaptığımı bilsen vallahi anlatacağım. Bak gözümün içine baka baka yalan söyleme. Ulan yakalamasam Suzan denen karıyı düzmeye gidiyordum ta Ankara'ya. Ya ayıp oluyor Leyla. Bak konu komşu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bak. Sen görsün herkes duysun. Delirttin lan beni. Delirttin lan beni. Gözüm görmesin daha seni. Ah. Ne yapıyorsun ya? Çekil. Gördün mü? Yaktım işte hepsini. Yaktım. Bir daha gözüm görmesin seni. Abi aşk olsun ya. Vallahi sana hiç yakıştıramadım. Yani bir kutu şeker için mi burada iki tane delikanlıyı harcadın ya? Puh! Münafık Onur. Bir kutu şekere kadar düştü mü sen be? Abi ben sana gider pastaneden 10 kutu alırım. Gözünü seveyim. Yapma. Ulan çakal mümin. Ben yer miyim lan bu ayakları? Nerede ulan param? Hangi para? Para? Şekerleme kutusundaki para. Abi şekerleme kutusuna para konur mu? Gidip bankaya yatırsana. Faiz haramdır. Ulan sana mı soracağım parayı nereye yatıracağım? Acaba abi çok affedersin ama ne kadar acaba bu şekerleme kutusunun içindeki para? 50.000 euro. Allah belanı versin Onur. Adam aklı nerede lan para? Nereden belli lan orada para olduğu? Artist. Allah Allah belki de yok. Abi ben para falan görmedim. Allah kara belan versin görmedim abi. Bak kaç gün oldu Onur köpeği hala aramadı. Hayır daha önce de kavga ederdik ama hiç bu kadar uzatmazdı. Senem, kız bunun hayatında başka biri olmasın. Diyelim ki var. Ay Allah korusun be. Dünyanın sonu mu Leyla? Genç güzel kadınsın. Şu anne bak kalk toparlan biraz. Ay ben bir arayayım değil mi? Ay... Saçmalama lütfen şimdi değil. Abi ne diyorum biliyor musun? Sen bizi sal gidelim. Sana 60.000 euro getirmeyen şerefsizdir. Sen zaten şerefsizsin be. Sus lan. Allah. Şükür. Ne oluyor ya? Gacı varsa demek ki. Adamın birisi idam sehpasındayken cellat boynuna ipi geçiriyor. Adama soruyor. Diyor ki son bir isteğin var mı? Adam mübarek işte. Diyor ki Allah diyor beterinden saklasın. Cellat kafir işte gülüyor. Ki ya birazdan diyor altındaki sandalyeye bir tekme atacağım sallanıp gideceksin. Bundan daha beteri ne olabilir ki diyor adama. Adam mübarek diyor ki ona. Öyle deme diyor. Cellat efendi, cellat efendi diyor. Beterin diyor beteri var diyor. Tam o anda bir atlı 4 nala koşarak geliyor. Ve diyor ki cellata. İdam mahkumunun diyor boynundan inmeyi çıkarsın diyor. İdam cezası kaldırıldı diyor. Mahkumu diyor kaza oturtacağız diyor.
Ne diyor kitapta? Meftayül bil hayr. Yani ölümün bile hayırlısı. Hayırlısı abi. Sen emir ver Acemat abi. Sıksın Selim benim kafama. Olsun bitsin bu iş, rahatlayayım ben de ya. 100 abi. 100 derken? 100.000 avro bir ayda müddet. Ne dersin? Valla ne diyeyim o? Şimdi olur mu emin? Müslüman Müslümana inanmalı sonuçta. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hepimiz müminiz. Şükürler olsun. Şimdi Kadir'cim biz senin bu senaryoyu okuduk. Yani bana kalırsa sen bu komedi işinden bir vazgeç. Ya Daver Bey, bu absürt komedi kişilerle dalga geçer. Abuk sabukluklardan komedi üretmeye çalışan bir türdür. Tüm dünya absürt komediye güler abi. E ben gülmem Kadir. Ben gülmem, ne yapacağız? Yok mu kardeşim elinde bir aşk filmi? Aşk filmi? O en kolay abi. Buyur abi. Love Story. Çok özgün. Diyorsun. En az 5 milyon. Ne diyorsun ya? 5 milyon mu? Bilet başı 3,5 liradan 17,5. Ben bu işi 1,5'a mal ederim, etti 16. E biz bu televizyona 1'e satarız, bunu 17 eder. Ardından pay TV, DVD 500'de oradan 17,5. Bu işin vergisi çıkar 4,5. Katı değiştiririz, arabayı değiştiririz, cibi değiştiririz, yatı değiştiririz. Işıkçı Hüseyin'den de fatura işini hallettik mi, biz 18.000 lira para kazanırız bu işten. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Beğenirsen 5.000 lira veririm senaryoya. Hadi. Hayırdır inşallah bu saatte? İnşallah hayır olacak Sevda. Senaryo. Başrol senin. İnanmıyorum, bana başrol mu yazdın? Hatta yapımcıyla bile görüştüm. Ne dedi peki yapımcı? Vallahi sana itirazı yok. Hatta beğendi bile denilebilir. Bana bak. Sen böyle boş vaatlerle beni kandırmıyorsun değil mi? Hadi. Cehennemde cayır cayır yanarsın vallahi. Duydun mu? Hadi hadi. Bye bye. Hacı sen ne rahat adamsın, affedersin ya. Azrail tepemizde dolanıyor, sen oh böyle yaydın. Kime diyorum ben be? Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun, senin derdin ne ya? Acamat benim derdim. Ya niye bu kadar büyütüyorsun be Çeto? Sakin ol. Yapmışsınız bir şuursuzluk, ne olacak, çözülür. Ne şuursuzluğu Süleyman ya? Ben ne para gördüm, ne bir şeker yedim ya. Şu başıma gelene bak. Ben gördüm mü lan? Ben gördüm sanki. Şuan bir kelime daha et. Aa böyle dirsek lan bir tane vuracağım. Ya sakin ol oğlum ya, sakin ol bir. Ya bu Hacivat mı neyse, o da Allah'ın bir kulu sonuçta. İnsan. Gider konuşursunuz, biz bu parayı ödeyemeyiz, bizi aşar dersiniz, olur biter. Ha eğer siz konuşamıyorsanız ben gider konuşurum sizin için. Ben de geliyorum kardeşim. Ben de gelirim canım, ben sizi bu durumda yalnız bırakmam da. Önemli olan Hacivat'a ne diyeceğiz abi? Ne diyeceksin sen, ne diyeceksin? Ne korkuyorsunuz bu kadar ya? Şunlara bak, kara gibi ikisi de korkmuşlar. Dik durun lan biraz. Ben lisedeyken güreş takımındaydım, güreş takımında. Erkek olun erkek. Vallahi anasını ağlatın kimse o Hacı Vassa neyse. Şişt, ne içiyorsun lan sen? Çay. Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Bu arkadaş borcunu mu ödeyemedi acaba? Nasıl ödeyemedi? Ha ne bileyim, ağzını burnunu dümdüz etmişsiniz de ondan sordum. 2 gün geciktirdi, 2 gün. Hayırdır ya mübarekler, bir durum mu zuhur etti? Şimdi Acemat abi, bizim bir maruzatımız var da. Şöyle anlatayım, bizim arkadaşlarımız... Acemat abi, aslında şimdi şöyle yani... Hani bu... Ya mübarekler, cuma namazından sonra cami yaptırma yararına para toplayan müminler gibi hep bir ağızdan konuşmayın ya. Abicim biz şimdi size olan borcumuzu Türk lirası mı, euro mu, dolar mı nasıl ödeyelim onu sormaya geldik. Sonradan bir yanlışlık olmasın diye yani. Yok lan, ne alakası var, öyle değil. Tam olarak o değil. Şimdi... Kardeşim senin ne dediğin önemli değil. Hacamat abimizin ne dediği önemli. Öyle değil mi abi? Aklı. Şimdi bu 27 gün içerisinde toplaması çıkartması yapıldıktan sonra her türlü devlete ve millete ait para kabulümüzdür. Bu konuda ayrımcılık ve ırkçılık güdmüyoruz. Kardeş kim? Abi bu kardeş bizim ev arkadaşımız Süleyman. Yani kendisi de çok iyi bir mümindir yani, mümindir. Ulan be. Esselamun aleyküm ve rahmetullah, mübarek kardeşim. Gel bakayım şöyle, gel. Belli ki güzel bir kardeşe benziyoruz. Güzel bir müminsin maşallah. Şimdi
Ben bu iki güzel kardeşimi önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Bu 27 gün içerisinde başlarına bir şey gelir ya da sırra kadem basmak gibi bir durum zuhur eder ise... Ya bu 100.000 avroyu sen ödersin... ...ya da vücudundaki bütün kanı götünden alırım. Buradan, buradan. Oğlum adam bana niye emanet etti sizi? Ben emanetçi miyim? Oğlum şu herifi şu hale getirdin ya, ben sana hiçbir şey demiyorum ya. Hayda, manyak mısınız oğlum siz? Benden mi çıktı hacamatta konuşma fikri? Benden mi çıktı ya? Arkadaşlar, ne olur bana yamuk yapmayın, olur mu? Lan adam makattan kan alacağım diyor, ben daha iğne yaptırmamış adamım. Tövbe estağfurullah. Bunda da amma kıymetli göt varmış be. Sanki bir tek onda göt var. Yürü. Ya bu adam hakikaten dediklerinin hepsini yapan mı? Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? Bu adam var ya para için ruhunu şeytana satar. Lan belki de satmıştır. Ya ne vuruyorsun arkadaş? Niye kıracaksın yazık günah ya? Niye vuruyorsun? Ulan eski püskü çürüyor burada ya. Leş gibi de kokuyor. Cahil. Tarih kokuyor, tarih. Ağı gitse de, bağı gitse de, koksa da benim için kıymetli. Dede yadigar o. Dedeme de dedemin dedesinden kalmış. Dedem. 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 Dede yadigarı. Dedeme de dedesinin dedesinden yadigar kalmış bu. Evet. İtiraf etmeliyim ki güzel bir parça. Ben de itiraf etmeliyim ki normalde biz bunu satmazdık ama... ...hayat koşulları işte bizi buna itti. Pardon, bu kılıcı da satmayı düşünür müsünüz acaba? Kılıç, bakayım. Ay, o da babaannemden yadigar. Babaanneme de onun büyük büyük babaannesinden kalmış. Eski eskirimcilerden yani, en eski eskirimcilerden. Parçalandık, tamamen parçalandık. Şerefsiz, hakikaten soymuş beni ya. Ne istedin lan gül gibi dede yadigarından? Sen dua et, kölelik kaldırıldı. Yoksa seni de satardı bu. Satardı vallahi. Oğlum ne alak adamlarsınız lan? Orada çürüyüp gidecekti. Sayende cebiniz para gördü be. Yuh! Sana iyi. Bir de utanmadan konuşuyor şerefsiz ya. Lan Çeto, kaç para tuttu lan bizim bu dede yadigarı? Ya demek ki çok para tuttu Süleyman. Kaç para vermiş? Daha sayamadım Süleyman, daha sayamadım. Bu ikimizin payı mı, sadece senin payın mı? Bu ikimizin payı Süleyman, ikimizin. Peki bizim aklımıza niye gelmiyor bunu satmakta? Bu herif gidip satıyor, biz böyle üçe bölüyoruz parayı. Bizim niye kafamız çalışmıyor? Çalıştırsadın kafanı da satsadın Süleyman. Ne bağırıyor? Bir saattir paraları sayamadın, konuşuyor bana bağırıyorsun bir de. Saydırmıyor ki Süleyman. Al kendin say. Kolaysa. Bence gerek yok. Ne yapıyorsun kız? Kitlenmek. Ay Onur abi. Ne iş? Cam. Sivil cam. Güzel güzel. Cesur, gözü pek delikanlı bulmuşsun kız kendine. Niye öyle dedin abi? Dürdane'yi görünce niye öyle dedim anlarsın kardeş. Onur abi ne yapıyorsun? Kaçıracaksın. Müzik seçime geldim, evde kalacağım. Kaçmaz, kaçmaz. Doğru, senin de yaşın geçiyor vallahi. Dikkat et. Hadi eyvallah. Onur abi. Can, biliyor musun? O bana deliler gibi aşıktı. Vallahi kurban oluyor hep bana. Hadi gidelim. Koru beni Cesur. İyi günler. O burada zor abla, zor. Müşteri geldi evladım. Biraz ilgilensen diyorum. Unutma ki bu dükkan bizim gibi müşteriler sayesinde ayakta duruyor. Ya abla bir doktorlar izliyoruz, izletmedin. Bir gerdin beni, operasyondayım şu an ya. Ya sen bana şu sucuktan... Aa! Ay benim gördüğümü sen de görüyor musun evladım? Senin kızı götürüyorlar. Terbiyesiz. ben sizi yakaladım. Ben sizi yakaladım. Ben seni gebertmez miyim? Ben malama. Kimseye
Güzel laf atıyor çocuk bak. Ya bu da kaçtı senin yüzünden. Kocam kaçıncı koca ya? Uf. Sen ne koca dedisi çıktın be? Lan bir doktorlar izliyoruz şurada. İzletmediniz be. Allah'tan yarın bir 600 dakika daha var, izleyeceğiz. Hadi. Hadi abi, yarış başlıyor. Bir günde kazan be. Kardeşim hep eşeklere oynuyor ya. Siz dalganızı geçin abi. Siz dalganızı geçin abi. Benim şu senaryolarımdan bir tanesi çekilsin. Bakın bakayım ben bir daha geliyor muyum buraya? Vay, iddialısın ya. Vallahi rahmetli de iddialıydı. Helvasını tüm ganyan beraber yedik. İddialıyım tabii abi. Bak, bir soygun senaryosu yazdım abi. Çok özgün. Yani en az 5 milyon yapar. Ölçmüşüm, biçmişim, kurgulamışım, karakterleri dökmüşüm, mekanları belli, her şeyi hazır. E madem bu kadar kafa patlattın, ölçtün, biçtin, ektin, o zaman soygun planı yapsaydın. Evet. Yapsaydın abi, soygun planı yapsaydın. Allah Allah, dallama. Tabii ya. Lan oğlum, o zaman sen bana bir soygun yaz. Neredesiniz lan? Hah, oğlum. Yırttık lan, yırttık. Gel, otur, 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 otur. Bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Ne oldu oğlum, yarışı falan mı tutturdun sen? Yok be abi, öyle bir şey değil ya. Soygun yapacağız lan. Hadi lan, öyle fikir mi olur be, soygun diyor be. Yok lan, yok, şaka yapıyor. Sülo, ben gayet ciddiyim arkadaşım. Gayet ciddiymiş. Kardeşim, biz iş kuruyoruz. Evet, bundan sonraki planlarına bizi dahil etmezsen Onur Efendi. Hayırlı olsun kardeşim, ne iş? Akşam senin bize verdiğin parayı sermaye yapıp pazarda don sütüyen satacağız kardeşim. Don sütüyen mi satacaksınız? Evet. Oğlum siz ne küçük adamlarsınız ya. Sizin çapınız ne kadar dar lan. Ne acayip bir insansınız siz ya. Ben şimdi Acamat'ı da arıyorum kardeşim. Acamat abi diyorum, sen diyorum Süleyman'dan hesabımıza düşen diyorum borcumuzu hesapla diyorum. Taksiti böldürüyorum, onu da biz ödüyoruz, anladın mı kardeşim? Ara ara geç kalma. Ulan cebinizi 3 kuruş gördü hemen götürüz kalktı. 5 kuruş görse bakalım ne olacak merak ediyorum yani ha. Hadi kalk kardeşim, sen de hazırlan gidelim. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Buranın maklubesi makbuldür. Ha şöyle yiyin biraz, semirin ya. Sonra maklube üzülmez mi, ben ne ellere düştüm diye, değil mi? Ne diyor kitapta? Al ente zıkkımul ümük vel minel zeynelül bülük. Ta ente zıkkımul ümük ve minel şerri nâ mâ fişkallâ ve bülük. Yani diyor ki, yerse ümük oynar bülük. Yemezse ümük nah kalkar bülük. Demek pazarcılık yapacaksınız ha? Hayırlısıyla abi. Onur Mümin ne dedi bu işe? Küçük iş dedi. Ha, küçük iş dedi. Peki siz ne dediniz? Biz de küçüğüz dedik. Evet, küçüğüz dedik yani. Bakın şimdi olmadı. Şere kalsın. Ya 100.000 avro borcu olan adam hiç küçük adam olur mu? Aklı. Olmaz tabii. Olmaz. Olmaz. Hadi Polat'ı da biraz dışarıya çıkarın. Yemeğini yesin, karnını doyursun ya. Yazıktır mübarek. Ha şöyle biraz ye ya, biraz ye. Semir biraz ya. Ben hacamatı yarın senin nereden kaptırayım mübarek? Göbek var. Hı? Ne diyorsun oğlum, anlamıyorum. Evde anlatacağım her şeyi Süleyman. Acık sabret eve kadar. Ya hayırdır mübarekler? Sosyal demokratlar gibi bir fikir birliğine varamadınız. Şimdi Acamat abi. Hay yavrum. Şimdi hani bu bana Acamat abi zamanda Külüman her şeyi anlatacak şimdi. Anlat bakayım. Selim vur Selim. Öyle değil Selim. Sırtına vur. Giymişsin mübarek. Vallahi gidiyorsun sandım ya. Şş, bakın bana yeni bir 7 emin aratmayın ya. İyi. Hadi söyle bakalım, ne diyeceksin? Ne anlatacağım lan ben, piç? Ağzını bozma, münafık Süleyman. Anlat işte her şeyi Acamat abiye, anlat. Münafık! Anlatacak şimdi. Her şeyin ne lan? İşte her şeyi bildiğin her şeyi anlat.
Hadi dinliyorum yavrum. Şimdi... Sen kelamını unutma, ben şu telefona bir cevap vereyim. Hay Allah razı olsun Kemal Halis'e. Tansiyonun düştü oğlum. Selamünaleyküm. Hayırdır mübarek? Abi bu adam 6 saat geciktirdi borcunu. Ha. Bakaya gideyim, çekeyim, gelem gibi bir şeyler dedi ama pek bir şey anlaşılmıyor. Ha. Çok kan geliyor ağzından. Herhalde iç kanaması var. Ha. E konuş mübarek, biz seni duyuyoruz. Abi tırnaklarını söktüm. Parmağın birini kestim. Parmak da kayboldu zaten, bulamıyoruz. Nereye gidiyorsun? Mübarek, siz adamı hazırlayın. Alet edevatı da bir yerleştirin, ben hemen geliyorum. Hadi, hadi selamünaleyküm. Ben verilen sözlerin her zaman yerine getirilmesini isterim. Öyle olmak lazım Hacamat abi. Sözünün eri ol. Hadi bakalım, biz gidelim. Hadi size A, E, O. Süleyman kalk, hemen bayılıyorsun, hemen ayıl bakayım, kalk be. Bu ne be? Eshabı da bize bırakmış. Süleyman, oğlum Allah, eshabı da bize bırakmış. Bak bundan var ya, böyle zengin olur ha. 100.000 avrodan düşeriz. Söylediği her kelime altın değerinde olan tek abim. Söyle, beni çağırttırmışsın, hayırdır? Hayırlı şerri konuşunca anlayacağız Onur Bey'in. Selim. Buyur abi. Sen Polat'ı çişe çıkarır mısın onu? Nasıl çıkarmam abi? İyi, hadi birlikte şöyle çıkın, bol bol oksijen alın, olur mu? Nasıl olmaz abi? Selim. E hadi oğlum alsana. Haydi bakayım Polat, haydi. Abi maşallah, senin burası da darıcı hayvanat bahçesi gibi, öküzü yılanı bol. Ne diyor kitapta? Ne diyor abi? Vel minel mahlukatul alemul hayran vel te'a ente gönülül seyran. Yani diyor ki, hayvanı sevmeyen insanı sevemez. E doğru abi. Hangi kitap bu? Onur Mümin ne yersin? Ne yiyelim abi? Kızarmış pinar sopası var, yer misin? Yok abi, bende reflü var. Maşallah, senin de bugün ziyafet günün abi. Arkadaşlar ziyafet vermişsin, hiç bize söylemiyorsun. Anlattılar demek. Ha, anlattılar. Vallahi terlemişler. Ya Onur Mümin, sen bu işin ciddiyetini bu mübareklere anlatmıyor musun? Sen demiyor musun onlara, Hacamat abim sizi etinizi kemiğinizden, kemiğinizi derinizden ayırır diye? Diyorum abi, anlatıyorum ama... Şimdi bunlardan bir tanesi anne sütünü az almış, diğeri de akraba evliliği. Biraz geç idrak ediyorlar. Abi bunları boş verelim de ben sana çok önemli bir şey anlatacağım. Vallahi. Vallahi Allah canımı alsın. İnşallah. Buyur. Oğlum nerede kaldı lan bu adam? Kaç saat oldu ya? Acık tevekkül Süleyman. Bak buraya ne yazılmışsa o olur kardeşim. Acamat, Selim, Polat, ecel geldi mi hepsi bahane olur, anlıyor musun? Sen niye böyle konuşuyorsun? Niye beni korkutuyorsun? Niye içimi karartıyorsun durup dururken ya? Sen niye mızıkçılık yapıyorsun he? Niye Onur'u dinlemiyorsun? Hadi Onur'u geçtim, beni niye dinlemiyorsun? Ben senin kaç yıllık vefalı dostunum, kötü gün dostunum. Kaç defa hayatını kurtardım senin ya? Hatırlıyor musun lan bir kere piskilette binmişsin, yukarıdan rampadan aşağı geliyorum böyle daha. Nasıl geliyorsun ama, kaptırmışsın, frenler patlamış, saçlar böyle sallanıyor. O zaman saçlarım var tabii. He, saçlarım vardı o zaman. Ama mevzu saç değil, piskilet. Bana doğru geliyorsun, hızlı hızlı. Ben ne yaptım? Önüne geçtim senin, durdurayım da bisikleti. Bana bir koydun, sen kaldın, ben devam ettim. 6 ay hastanede yattım. Olur öyle. Senin için. Dostumsun, kardeşimsin. Yine bir gün top oynuyoruz, hatırlıyor musun? Sen tabii kazma, dandın dan, kazma sporu. Bir kodun, inşaata gitti top. Ben de arkasında. Bir girdim içeri, inşaatçı abi topu tutmuş. Yeter Süleyman, yeter, sus. Kötüydü tabii. Çay koyayım. Koyma, doldur. Ne diyor kitapta? Vel menel sette nimetul zevk. وَالْتَعَالَى سَوَابُ الْزَرَّ Yani diyor ki, verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. Ya Onur Mümin, vallahi ve billahi 2 dakikada bağladın beni ha. Yok be abi, olur mu öyle şey ya? Yapma gözünü seveyim ya. Abi, sen şimdi bana böyle bir tane pazar tezgahı ayarla, gerisini hiç merak etme. Ya tamam dedik, tamam ya. Onur Mümin. Ha,
Ya yoksa pazarı mı soymayı planlıyorsun? Yok mu abi? Estağfurullah ya. Evet. Ya ne oluyorsa bu dondurmadan oluyor ha. Yaladıkça açıldık vallahi. Vallahi estağfurullah ya. Ya olur mu bir? Ben seni bugün cumada görmedim. Abi olur mu öyle şey? Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben perşembeden hazırlanıyorum cumaya. Olur mu öyle şey? Olur mu? Vallahi. İyi o zaman yalayalım gitsin ya. Yalayalım ya. Param olsa ben alsam, param olsa ben alsam. Tokyo, Londra, Paris, Malkara, Keşan her yerde şubemiz var. Gel ablacığım gel. Lan oğlum sen bunu neden içine taktın? Kadınlar dışından mı takıyor? Lan sen kadın mısın be ya? Mal işte. Buyur ablacığım. Tabii ablam ne demek? 5 lira ablam. Gel, aa, parça başı 5, parça başı 5. Bereketini gör abla. Arkadaşlarım, bana müsaade, ben kaçtım. Sen niye soyunuyorsun, nereye gidiyorsun lan? Babacığım, toptancıya gidiyorum, mal almaya. Şöyle güzel güzel malları alalım, satışımız iyi olsun. Hı. Çeto, aç lan şunu. Hı. Bana bak, rengi rengi şöyle çeşitli dantelli al, tamam mı? Tabii tabii, sana göre alacağım. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi devam o zaman. Neydi lan şarkı? Param olsa ben alsam, param olsa ben alsam. Gel, 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 gel vatandaş, gel ablacığım, kızını sevindir. Hanım. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hayırdır mübarekler, takka işine mi girdiniz ya? Aleyküm selam ve berekat. Hacı Mat Bey, sizin ne işiniz var burada? Ya burası pazar değil mi yavrum? İnsanlar aradıklarını bulmak için gelirler. Bak nihayetinde ben de aradıklarımı buldum işte. Acamat abi biz de kaçmıyoruz ya affedersin yani. Bak ben darlanmaya başladım artık, dayanamıyorum yani ha. Böyle konuş. Süleyman dürtme beni, bir elini bir çek bir dakika ya. Acamat abi çok affedersin de ben bu şeker kutusunu gördün mü? Şişt. Görmedim. Süleyman bir dakika. Acamat abi içinden bir tane şeker yedim mi yemedim. Parayı ben mi harcadım? Harcamadım. Ama ben dayanamıyorum artık. Buraya kadar geldi ben. Allah. Her gün Azrail gibi seni görmekten yeter artık, bıktım ben be. Allah'ını seversen bak. Oh be. Şelo. Pazardan cemaati boşaltın yavrum. Ne diyor? Saçlınız diyor. Çeyrek altın. Tut bakayım. Hadi. Polat'ı da götürün. Birazdan olacaklara şahit olmasın sağ abi. Acamat abi sen acaba bir şey mi sinirlendin? Şimdi mübareğin biri Afrika'nın üzerinde uçağıyla gezerken... Uçak tabii birden arızalanıyor. Ve ormanlık bir alana iniş yapıyor mecburen. Tabii şükürler olsun adama hiçbir şey olmuyor. Fakat ormanın içerisinde bakınırken bir Afrika kabilesinin kendisine doğru yürüdüğünü görüyor. O anda diyor ki adam, işte diyor şimdi boku yedik. Tövbe estağfurullah. Tabii bunları düşünürken içinde nur yüzlü bir dedenin sesini duyuyor. Dede buna diyor ki, korkma diyor evladım, korkma. Dede diyor, ben ne yapacağım? Bak diyor, şuradaki mızrağı görüyor musun? Evet diyor, görüyorum. Mübarek işte. Al diyor o mızrağı. En önde yürüyen renkli giysileri olan adamın diyor, tam kalbine sapla diyor. Adam alıyor mızrağı. Gidiyor en önde renkli giysileri olan adamın tam kalbine saplıyor. Dede o anda diyor ki buna, evladım diyor işte şimdi boku yedin. Bilmem anlatabildim mi? Yani diyor ki, el lugatul hissiyat el anta duhulul makat. Makat? Yani diyorum ki, eğer o diliniz bir daha böylesine uzarsa alırım onu götünüze sokarım. Senin namaz. Hayırdır ya, bu mübareğin bir rahatsızlığı mı var? Kendisi göt konusunda acık hassas da. Bana dans ediyor.
kandırıkçı seni. Seviyor oğlum. Seviyor oğlum bu kız seni. Hadi aslanım yaşasın be. Seviyor. Yani diyorsunuz ki bizi bu beladan ancak soygun kurtarır ha? Evet. Yalnız iyi düşünün arkadaşlar, bu benim fikrim değil. Düşündük. Yakalanabiliriz. Olsun. Sonu ne olursa olsun bunu siz istediniz. Biz istedik. İyi tamam o zaman. Plan? Lan Spartaküs, yazsana Poyraz Bey'ini. Ne bekliyorsun oğlum? Abicim ben Dila Hatun'dan vazgeçmem. Madem o kadar güveniyorsun sen yazsana abi. Ya yazardım da ben şimdi bu at olaylarını falan bıraktım ya. Öğlen 3'e kadar Firuza, ondan sonra Cihangir falan böyle. O tayfayla takılıyorum. Filmciler falan böyle. Artistler. Takılıyoruz vallahi. Abi senaryo lazımsa bizim Hadi var, senarist. Hadi ya. Tabii. Merhaba abi. Merhaba. Varsa güzel bir şeyler okuturuz yani, okuruz. Buyur abi. Dövizcinin suçu ne? Ne yapıyor? Dördü birden mi giriyor para bozdurmaya? Ne? Mevzu ne? Çok özgün. Yani yürür abi. En az 5 milyon. Diyorsun. Kardeşim, sen şimdi silahı adama doğrultuyorsun, bu bir soygundur diye bağırıyorsun, tamam mı? Onur kardeşim, bak ben hayatımda hiç silah almadım elime. Ya o namussuz oralarda patlarsa, ben bir de katil mi olayım? Abi niye saftirik saftirik konuşuyorsun ya? Sahte ya silah, gerçek değil ki. Yani. Kardeşim, sen de araba kiralıyorsun, kapının önünde bizi bekliyorsun, tamam mı? Sakın unutma. Ulan doğuştan soyguncusunuz anasını satayım be. Münafıklar. Ben acık ava almaya çıkıyorum. Onur, araba nasıl bir şey olsun böyle, hani kasalı mı olsun, dolmuş mu, radyal teker mi, ses sistemi nasıl olsun? Silo, sus. Nereye gitti lan bu? Karar ver, konuşayım mı, susayım mı? Konuş abi. Camiye gitmiştir. E tamam, sus. Sahne 18, bak bir daha geçiyorum. O dövizciye giriyor, sen araba kiralayıp bekliyorsun, ben de kafede gözlemcilik yapıyorum. Tamam da araba nasıl olsun? Hangi hamamın yanı? Onur, hoş geldin kardeşim. Tövbe etmeye geldin değil mi? Af dilemeye geldin değil mi? Münafıklık yok artık. Allah'ım. Kardeşim ben biliyordum bir gün doğru yolu bulacağını, biliyor musun? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bana bu günleri gösterttin ya. Allah'ım sen benim sesimi duy. Yalvarırım sana. Duy ya Rabbim. Duy Allah'ım. Duy bunun sesini sen. Arkadaşım bir saniye müsaade edersen lütfen. Allah'ım ben şimdi bu iki gerizekalıyla bir soygun planı yaptım. Yani yapmaya çalışıyorum hala. Benim senden istediğim bu iki salakla yapacağım soygundan kazasız belasız yüzümüzün akıyla bize çıkmayı nasip etmen. Bir de fazla olmazsa eğer 3-5'te bize kalırsa, biliyorsun ben Leyla'yı seviyorum, onunla da beraber yoluma bakarım. Gereksiz bir samimiyet oldu, özür dilerim. Gafil, münafık. Allah, sen büyüksün ya Rabbim, sana sığınmışız. Ya Rabbi ya Resulallah, madem soygun yapmaya kadar düştük. Ben burada Onur'a katılıyorum. Sağ ol. Nispeten. Yani borcumuzu ödedikten sonra cebimize 3-5 kuruş kalsın ki bir daha soygundan daha pis işlere düşmeyelim ya Rabbim. Allah, benim suçum günahım neydi? Ben bu adamlarla tanıştığım güne lanet ediyorum ya Rabbim ya Resulallah. Ben artık bunlarla kopmak istiyorum. Bana hayırlı bir hayat nasip et ya Rabbi ya Resulallah. Ben artık bezdim, sürekli her gün tehdit, her gün ölüm korkusu, her gün bir şeyler. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi ya Resulallah. Süleyman, bir dur Süleyman. Lan ne hale getirdin çocuğu, yazık buna be. Zaten yarım akıllıydı bu, iyice gitti kafa, yandı kayış bunun be. Hep sana uydu bak, ne hale geldi bak. Amin. Selam aleyküm. Buyurun, ne istemiştiniz? Bana bak bakayım, Hafız ben neye benziyorum? Vallahi çıkaramadım ama herhalde tanınmamak için yüzünüze çorap giymişsiniz. İyi bir bak bakayım, neye benziyorum ben? Aa tabii ya, şimdi buldum. Siz ünlü bir dizi oyuncususunuz. Ve paparazzilerden saklanıyorsunuz değil mi? Amca senin kayış mı yandı be? Para istiyorum ben.
Tamam peki. Miktar ne kadar? Yani ne kadar çanta çekeceksiniz? Çok para istiyorum. Tamam alayım parayı. Ha? Alayım alayım gelin. Nereye bakıyorsun? Havaya. Ne havası? Paralar nerede? Hangi para? Aa burada kardeşim. Fiş de aldım. Helal olsun. Yarın manşetler bizi yazacak. Ne diyecek? Büyük soygun. İki tane gerizekalı döviz bürosunu patlattılar. Tam 31 euro cebe indirdiler. Ulan koskoca döviz bürosundan çıka çıka 31 euro mu çıktı? Dilenci sorsak daha iyiydi be. Öyle deme ama Süleyman bak şimdi. Ben içeri girdim ya. Adam da bana böyle normal müşteri muamelesi yapınca ben de bu bir soygundur diyemedim. Hep böyle kafam karıştı gitti be. Yazıklar olsun. Tüh seni kalıbına be. Lafa gelince dırdır maşallah. İcraata gelince tıs. 10. soygunum sanki. Kolaylıkla kendin yap. Ben niye soyuyorum? Onur soysun. Niye biz soyuyoruz? Niye o gözlemci? Haklısın. Kendi gelsin soysun. Uyar. Biz gözlem yapalım. Olur mu oğlum? Onu rol dağılırken konuşacaktın. Senaryoda ne yazıyorsa o. Doğaçlama yapınca saçmalıyor. Sonra dramatik yapı bozuluyor. Fikir verme sen. Süleyman sen kime çektin? Allah'ını seviyorsan ya. He? Her tarafın ayrı oynuyor senin. Demin ne diyordun? Şimdi ne diyorsun be? Bağırma bana be. 31 euroluk adam. Onur nerede? Aa bak oturuyor orada kafede. Dingine bak. Gölgede gözlem yapıyor. Yürü. Büyük soyguncu. Gel gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar ne yapıyoruz biz ya? Siz farkında değil misiniz zaman aleyhimize işliyor? Onur, bu senaryonun üstünden bir kere daha geçebilir miyiz kardeşim? Neden abi? Herkes senaryoyu okumadı mı? Lafını ezberlemedi mi? Şimdi ezberlerde sıkıntı yok da işte. Prova yaptık. Evde prova yaptık, burada prova yaptık. Ya yaptık yapmasına da gerçekte... Yok abi, bu böyle olmaz. Zaten bu böyle olursa bunun adı soygun olmaz, ben size söyleyeyim. Son kez senaryodan çalışıyoruz, ondan sonra herkes işini yapıyor. Ne demiş abi burada? Zeki, yakışıklı ve karizmatik olan döviz bürosunun karşısındaki kafede gözlemcilik yapıyor. Yani anlaşılıyor ki gözlemci olan benim. Onu biliyor. Gölgede mis gibi, oh kebap. Senaryo. Aklı ama. Saf. Terliksi orijinal olan tip döviz bürosuna dalıp... Aptal olan. Estağfurullah. Aptalı oynayan. Döviz bürosuna dalıp silahını adama karşı doğrultuyor. İşte ben tam orada sıçıyorum Onur. İçeri girdiğim vakit acaba bu bir soygun mudur desem... ...yatın yere mi desem, kalkın gidin mi desem, eller mi yukarı desem... ...orayı oynayamıyorum ben. İnandırıcı olmuyor anlıyor musun? İnandırıcılık doğru. Ha. İnandırıcılık çok önemli abi tabii. Lan Alendelon. Sen her şeyi dört dörtlük yaptığında bir inandırıcılık mı kaldı? Gir oğlum içeri, çek silahı adama daya. Bak bakalım inanıyor mu, inanmıyor mu? Gör. Haklı. Sen de arabada arkadaşını bekliyorsun. Arkadaşın döviz bürosundan çıktığı zaman onu arabaya atıp vın kaçıyorsun. Almadan gitme bak, moron Süleyman. O kadar da salak değil herhalde. Yok, almadan gitmem de bir sorun var. Benim ehliyetim yok. Silo, git. Git. Almadan gitme diyorsun, gelmiyor. Unuttum kalkma. Merhabayın. Oo, hoş geldiniz. Yine mi siz? Gene ben. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Döviz istiyorum. Ne çeşit olsun? Afus! Bu bir soygundur. Hadi bakayım. Kaldır ellerini. Heh. Onur, çoğudum kardeşim, hallettim. Bak. Hırsız, Onur hırsız var lan. Lan ne yapıyorsun, niye bağırıyorsun? Oğlum hırsız mı? Sen nesin? Hırsız mıyım ben be? Lan yürü lan, yürü, yürü. Alin, alçak, aslan gibi çocuğun başını yedin sen. Kimi çektin sen? Bir dur. Abi, bir dur lan, bir dur lan. Allah'ın kitabını seversen bir dur ya. Sen hiç Allah'ın kitabının adını ağzına alma. Süleyman, hoş geldin kardeşim. Ne aradın be? Mezarlıktaydım. Vah kadersiz kardeşim, benim korkudan ta mezarlıklara kadar mı gittin saklandın be? Ne korkusu be? Saçmalama. Görev için oradaydım. Kalk bir çay koy. Keyif çayı içelim.
Ne işin vardı lan senin mezarlıkta? Yeni albüme klip çekiyorduk. Parayı sakladım. Hangi parayı? Senin kapkaççıya kaptırdığın parayı. Nasıl ya? Onur, hallettim kardeşim. Lan hırsız mı? Hırsız! Vay be, Süleyman'a bak kardeşim benim. Lan oğlum sen parayı niye mezarlığa sakladın? Onur Bey, başrol oyuncuları gibi sadece kendi diyaloglarınızı okuyorsunuz değil mi? Senaryoda yazıyordu. Beyefendi, çalış dediniz, çalıştık. Ulan başlayacağım senin yapacağın işe güceğe. Yürüyün gidelim alalım şu parayı. Nereye gidiyorsun? Bir çay içseydik ya. Yürü lan. Hadi kalk, kalk. Hemen havaya girme, hemen kalk. Ya nasıl bir takım bu? Her şey bana giriyor ya. Hey. Ha. Ha. Yürü ha, yürü. Ve arabada geçen süre babala bu beçen değiştirme fırsatını... Bu hep burada park ediyor herhalde. Selamun aleyküm abi. Çok savane varmak neredeyse iki saat sürmüş. Ama yolculuk zevkli geçmişti. Ilık ve güneşli bir gündü. Abicim hayırdır? Hayır hayır ya, ben geçiyorken dedim şu parayı da alayım öyle geçeyim. Hangi para abi? Bugün dövizciden cebellezi ettiğiniz para. Televizyonlar bangır bangır bağırıyor da. Peki abi o televizyonlar hani parayı kapkaççıların kaptığında bangır bangır bağırıyor mu? Ya Onur mübarek. Bak bakayım burada enayi yazıyor mu? Acemat abi şimdi eğer televizyonlara çıktıysa iş polisler hemen yoldadır yani. Şimdi onları hemen yakalarlar o zaman rezil olur onlar. Kim bilir kim çaldı. Korkmayın, korkmayın. Yüzleri tespit edilememiş. Artık hanginiz girdiyse içeriye. Bayağı fevkalade başarıyla gerçekleştirmiş operasyonu. Abi affedersin ama sen bizim olduğumuzu nereden çıkardın şimdi ya? O zaman bir de şöyle sorayım, Onur Mümin. Hanginiz girdi ulan içeriye? Bu. Güzel, hadi gidiyoruz. Nereye abi? Size tulumba yedireceğim. Fabel, Michelin'in zaten kırılgan olan savunma mekanizmasını dağıtma korkusundan dikkatli davranmış. Psikolojiden olduğunu söylememişti. Bu sorguyu ihtiyatla yürütmek zorundaydı. Yoksa Tanrı psikolojik olarak yıkılabilirdi. Ya Onur Mümin? Buyur abi. Sen neden kazmıyorsun? Abi şimdi bizim elimizde bir tane kazma, bir tane de kürek olduğu için iş dağılımını ancak böyle yapabildik. Rıza. Güllü'ye iyi davran. Güllü derken abi? Ver abi, ver abi. Kaz olan kaz, kaz! Lan Güllü'nün cigolosu. Hah. Sakin ol, buldum. Oh, abi al yengeyi. Al. Ne diyor kitapta? Diyor ki el sıkkayul hayran, el mayul seyran, el hatunul savran. Diyor ki dünyada üç güzel şey vardır. Para sesi, su sesi. Bu da ney nesi? Mozambik metrikali. Dolar avro gibi bir şey mi? Evet. Nasıl evet? Çin malı gibi bir şeydir abi. Beş para etmiyor. Oğlum o zaman niye çaldınız ulan bunları? Senaryoda yazıyordu. 54. sahne dövizci iç gümbürü. Hafız! Bu bir soygundur. Şu poşetin içine Allah günah yazmasın yarabbim. Doldur bakayım Mozambik metekallerini. Hadi kaldır elini. Abicim izin verirsen gel canım şöyle gel. Gel 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 sakin ol gel gel gel. Hazır da kazmışız zaten. Harika. Hadi bakalım. Gebertirim lan seni. Gebertirim lan seni. Ne? Acemat abi. Lan seni. Ya yapma onu. Gebertirim. Acemat abi. Ben muhafazakar demokrat bir şahsı muhterem olarak herkesin kendi ölümünü kendi seçme hakkını veriyorum.
Hamdolsun. Evet, seçim bu. Bakalım ne çıkacak. Ha. Abi o zaman sırayı bozmayalım. Arkadaşlardan başlayalım yani ya. Çok konuşma. Torbada kısmetini çek. Nasıl çekmem abi? Çek lan çek. Evet mübarek. Önce senden başlayalım buyur. Ayaklarına taş bağlanarak diyor denize atmak diyor burada. Bak. Dikkatinizi celbediyorum konuya. Ben kimseyi öldürmüyorum. Muhterem şahıs kendi kendini öldürüyor. Haklı. Evet mübarek. Sen devam et bakalım. Derin ve dipsiz bir kuyuya yalnız başına bırakılıp ölüme terk edildin mi? Evet Onur Mümin. Sıra sana geldi. Oku bakalım. Muhterem. Özenli bir şekilde memleketine doğru çevrilir. Hafif yere eğilir. Arkasını okumak istemiyorum abi. Niye lan memleket nereydi ki? Aklı. En güzel de sana çıktı be. Evet. Kura'dan memnun olmayan arkadaşımız var mı? Yalnız dikkatini çektiyse, arkadaşlar dedim, mübarekler demedim. Evet Selimciğim, başlayabiliriz. Abi ne yapıyorsun sen? Elini ayağını öpeyim ya. Güzel abim benim. Allah aşkına şu olaya biraz mantıklı bak. Abim sen emperyalizmsin. Sen kapitalizmin en tepesisin. Aynı zamanda liberalim de Allah'a şükür. Kesinlikle tartışılmaz. Abi sen çok büyüksün. Estağfurullah. Öyle öyle abi. Bizler çok küçüğüz. Senin büyüklüğün bizi ezer. Estağfurullah. Hani diyorum ki sen de bize bir el atsan. Biz de arkadaşlarla şöyle ufak ufak büyümeye çalışsak. 150.000 avroluk olsak. Ne dersin? 150.000 avro diyorsun. 150.000 avro mu diyorsun? Nasıl ödeyeceğiz senin ananı avrudu? Aklı. 150.000 diyorsun. Hem de avro diyorum abi. Kömü estağfurullah. Yine paketledin hadi. Siz diğerlerini gömün. 150.000 avro para mı lan? Hemen ödenir. Öderiz anasını satın. Ulan bir ay nemiş be. 20 günde ödemeyenin üstüne at sıçsın. Ayrıca senden hala konuşmuyorum. Haydi öpüldün. Ah merhaba. Merhaba baboş, ben de seni arayacaktım ya. Öyle mi abi, hayırdır? Abi sen bu senaryoyu daha önce başkasına okuttun mu ya? Vallahi bizim bir yapımcı daver var, bir de siz. Yapma be abi, bizim yapımcı bunu duymuş inan çok bozuldu. Yapmayın ya. Yani piyasayı biliyorsun. Bir de bu döviz bürosu soygunu yani aksiyon içinde çok küçük kalmış. Yani böyle ne bileyim, daha geniş çaplı bir soygun olursa seyirci açısından düşünüyoruz yani. Buyur abi, buyur. Bu ne lan? Muhteşem metro soygunu Ç. Çok özgün. Anladım. Yürür bu. En az 5 milyon. Minimum. Eyvallah. 5. Hadi eyvallah. Ben bizim tip'le karşılaştım. Senaristi var ya. Hı. Yeni bir soygun senaryosu yazmış. Gel lan buraya otur. Onur bizi hiç karıştırma kardeşim. Sen kendi kendine git, ne alim varsa gör yani. Beni de karıştırma kardeşim. Kalbim kaldırmıyor, pırık pırık bayılıyorum sürekli ya. İyi ama arkadaşlar senaryo çok güzel ya. Bak bir okuyun siz de inanacaksınız. 3 tane şaşkın arkadaşın başından geçen bir macera. İnanmayacaksınız ama bu 3 tane şaşkın arkadaş allem ediyor, kallem ediyor, metroyu soyuyor. Yuh! Metro mu? Lan treni nereye bize sokacağız biz? Hadi çaldın. Nereye satacaksın? İkinci eli var mı treni? Sen duydun mu hiç ikinci el tren satan bir yer? Yok kardeşim olmaz, mümkün değil. Kesin yakalanırız ya. Abi sen niye salak salak konuşuyorsun? Bir sus ya. Ya bak Onur, biz artık özümüze dönüyoruz kardeşim. Anlıyor musun? Sen de git Leyla'la mı barışacaksın, ne yapacaksın? Buradan pınlı pırtın topla. Kaybol git be ya, bu ne be? Metro soygunları hep soygun bir şeyler ya. Sakin ol kardeşim. Katılıyorum, lütfen git. Peki Hacamat? Kalk, hava alam gelen bacık. Ben darlandım. Acamatmış. Şerefsiz yaşayacağım ama şerefimle ölürüm ben, daha iyi Onur. Ben de.
Gel buraya be, nereye gidiyorsun? Korkma, ben varım. Ben korkmadım ki oğlum. Selamünaleyküm Hacamat abi. Ve aleyne aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hayırdır mübarekler ya? Böyle hortlak görmüş gibi bir gözler pörtlemiş halde nedir ya? Yok Hacamat abi, acık moralimiz bozuk da bir de yani... Erdinde tarafa baksak hep sen çıkıyorsun yani karşımıza yani. Ne diyor kitapta? El algül seçki, yani algıda seçicilik. E boşluksunuz ya şimdi bana. Borcunuz bitene kadar benim nefesim ensenizde dolaşacaksınız normaliyle. Ne yapıyoruz lan? Bin araba. Ne diyorsun Süleyman? Oğlum korkulan sesin bir yerine kaçtı. Ne diyorsun be? Ha, şimdi Hacamat abi, arkadaş meraktan soruyor da diyor ki, diyor şey diyor, acaba nereye gidiyoruz diyor. Yani o Süleyman sordu da... Ya korkmayın mübarekler. Stres atacağız hep birlikte, ter atacağız. Rahatlayacağız. Hacamat abi, acaba sen böyle oturmasan mı diyorum ben? Ne ya mübarek? Süleyman'ın fobisi var da. Ne diyor kitapta? Al anta mil hata gul gubbayul hamam ta minel şerrul vücutul safam. Yani diyor ki hamamda terlemek sevaptır. Siz benim adımın neden Hacamat olduğunu hiç merak ettiniz mi? Anladım. Selim. Bir abi. Benim malet edevatı getir. Emredersin abi. İşte bu aletin adı Hacamat. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu alet ne işe yarıyor? Gerçi şimdi parayı ödemediğiniz zaman bunu sizin üzerinizde bir zat deneyeceğim. Ama lakin merakınızı gidermek adına birkaç kelam edeyim. Açın şu bacakları. Şimdi bu mübarek aletin uç kısmında jiletler var karşılıklı. Bu boyunuz denilen bölümden diye çekip bırakınca eti kapıyor. Bismillah. Rahmetli benim babam bunun ustasıydı. Allah rahmet eylesin. Hacamat abi. Buyur mübarek. Allah rahmet eylesin. Allah ölmüşlerine kavuştursun inşallah. Anladım. Neden vefat etti peder bey? Şimdi benim babam rahmetli çok mübarek bir adamdı. Böyle gariban dostuydu. Nerede bir gariban olsa tutardı böyle kolundan götürürdü. Onunla bizzat ilgilenirdi. Abi ayır olsun inşallah. Yok mübarek korkma, ben Hacamat'ı nereden kaptırabilirim ona bakıyorum. Çok estağfurullah ya. Selim. Vallahi ve billahi aklıma bir fikir geldi ki sormayın gitsin ya. Vallahi billahi ya. Ya diyorum ki şimdi bu mübarekleri yüzmeden önce hava verelim götlerinden. Dayayalım pompayı, verelim havayı, verelim havayı. Hava? Hava. Mantıklımış. Hı, kafana yattı yani. Yattı. Aferin, ben seni eviniz... Hayırdır mübarek, sıcak yaramadı herhalde. Aman, fobisi var da bunun. Ne fobisi? Aman. Ya mübarek, sende bir her problemi mi var? Hayır, yok. Süleyman yeter bak, beynimi yedin bak Süleyman yeter. Süleyman yeter diyorum bak, inek gibi mi öleyim Süleyman? Süleyman bak, biz bugün Hacamat'a rastlamadık, bunu Onur'a anlatmak yok tamam? Lan yeter be, korkmaya başladım, ne oldu sana be? Şimdi her şeyi anladım da, Hacamat'ı gördüğümüzü Onur'a niye söylemiyoruz? Çünkü ben o münafık Onur'un iyice böyle avucun içine düşmek istemiyorum da ondan Süleyman.
Telefon çalıyor. Yok lan, benimki böyle çalmıyor ki. Süleyman, şeyin bu telefon Katunel'de X videoya giriyor mu lan? Sana ne lan? Bana ne? Sana ne? Bana ne? Lan? Bu Onur'un telefonu olmasın? Yok be, kedidir o. Lan moro, bir kedi böyle miyavlar mı lan tingir tingir? Haklısın. Haklıyım tabii. Lan, Onur konuştuklarımızı duymuş olmasın? He? Vallahi çok ayıp olacak, duyarsa şerefsizim ya. Lan bir şey söylesene. Bilmem. Ne yapıyorsun be? Bir bakalım Onur yukarıda mı değil mi ha? İyi mi kötü mü? Çeto. Ne var? Konuştuklarımızı duymuş mudur? Elif çalan telefonunu duymuyor, görmüyor musun be? Ne gam var, ne kasvet var, hem de şu durumda. Oh, ne güzel yatıyor öyle. Nereden ucuk? Vallahi Banu Halkan gibi yayılmış. Çeto. Ne var? O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Çıkar mısın? Tamam. Sen gir içeri. Sen de bas otomatiğe. Gir kızım içeri sen. Gir. Senaryoyla ilgili gönderdiklerini okudum evladım. Öyle mi abi? Peki nasıl buldun? İyi gidiyor. Güzel. Doğru yoldayız. Öyleyse ben bir parça avans alabilir miyim? Ya bu avans nedir ya? Ya bu avans kelimesi benim ömrümü yedi. Bu nedir bu avans olayı ya? Abi biliyorsun ki para olmadan şuradan şuraya gidilmiyor. Bir dakika ya. Ya bir dakika, sen şimdi senaryoyu yazarken herhangi bir yere gitmiyorsun hadi be. Önünde böyle oturuyorsun masanda, laptopunu açıyorsun, ayaklarını uzatıyorsun. Bir tarafında kahven var, bir tarafında çayın var. Ah gel keyfim gel. Ya ben en çok siz senaristlere verdiğim paraya acıyorum şerefsizim be. Ben anlamadım kardeşim ya. Götünden uydur, osur osur ipe diz yaz, parayı kazan. Ah mis gibi vallahi. Öyleyse Daver abicim, siz kendiniz götünüzden uydurun, osurun osurun, yazın bir senaryo. Hem böylece senaristlere de para da vermek zorunda kalmazsınız. Hadi. Lütfen, hadi. Bak şimdi sana çok dramatik bir olay anlatayım mı? Daha gencim, yakışıklıyım. Böyle bütün kızlar böyle her taraftan bağırıyorlar bana böyle. Kıvanç! 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 Kıvanç mı? Ya yok mu şu sarı olan, hani baklavaları olan? Artık olalım diyorsun. Onu söylüyorum. Ya daha o bebekken onu bana benzetirlerdi. Sen ne konuşuyorsun ya? Ya kızlar benimle bir muhallebi yiyebilmek için kümetikten sıra alıyorlardı. Ben ne konuşuyorsun? Tabii insan şimdi bu kadar böyle karizmatik olunca, bu kadar yakışıklı olunca kem gözler değdi bize. Nazara geldik oğlum. Bir sabah kalktık ki saçlar dökülmüş, sakallar beyazlamış, burada gaz ayakları oluşmuş. Yapacak bir şey yok. Bir gecede. Ne oldu, inanmadın mı? Yok, olabilir aslında yani. Bak gördün mü? Demek ki götünden uydurmak kolay bir şey yani. Şimdi ben sana bunu anlattım diye senden avans istedim mi oğlum? Hah, faydalı bir şey almış kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Biber gazı o, manyak. Öldüreceksin kendini. Bu ne be? Senaryoda yazdığı gibi kameraları etkisiz hale getirmek için deterjan. Deterjanı ne yapacağız lan? Çamaşır mı yıkayacağız bir de? Bakın son kez söylüyorum. Eğer gene saçma sapan paralar getirirseniz sizi hacamata bırakmam. Vallahi de billahi ben gebertirim. Sen bizi tehdit mi ediyorsun lan? Anüş! Ne dedin sen? Anüş dedim. O ne demek lan? Süleyman söyleyeceğim şimdi, bayılacaksın. O zaman söylerim. Ne demek? Göt demek. Ne yapıyorsun ya? Kalk lan, kalk, kalk. Kalk oğlum, bir kendine gel lan. Kendine gel. Lan, lan bir kendine gel. Oh, oh, oh. Kalk lan, kalk. Hı? Hah, arkadaşlar, şimdiki ilk işimiz Tipi Tip'in senaryoda yazdıklarını hayata geçirmek. Önce güvenliği ele geçiriyoruz. Bütün kontrol bizde olacak. Metronun gişelerinde biriken paralar her cuma bankaya gönderilmesi için toplanıyor. Siz sadece bizim kaçış güzergahımızdaki güvenlik kameralarını ortadan kaldıracaksınız. Bu da bize zaman kazandırır. Siz kameraları etkisiz hale getirirken ben de yolunu kaybetmiş bir turist gibi güvenlik odasına gireceğim ve olayı bitireceğim.
Ne yapıyorsun be? Eğil üstüne çıkayım, eğil. Ne diyorsun be? Süleyman, eğil üstüne çıkayım, şu kamerayı etkisi hale getireyim. Öyle desene be. Ne diyorum ben? Türlü türlü şey geliyor aklıma. Aç bacağını, aç. Bak Süleyman, dikkat et bak. Sallanma. Süleyman, dikkat et bak. Fıtık olacağım Allah be. Ah, acık ileri gel. Çeto. Ne var? Bacaklarını az daha kıstır, ben burada boğulayım. Süleyman, dengede durmaya çalışıyorum ben bak. Başlayacağım dengene, bu ensemdeki sıcaklık ne? Süleyman bak, terlemişsindir ondan. Acık ileri gel. Süleyman, dengede dur bak, kamerayı tutturmaya çalışıyorum. Sokacağım dengene kameranı. Süleyman, ne yapıyorsun lan? Bak, ne yapıyorsun? Süleyman, bak Süleyman, nereye gidiyorsun lan? Merhaba Mahmutcan. Ah, hoş geldin Şakir abi. Nasılsın? İyiyim, iyi. Hem de çok iyi. Aa, bak bir gün enseleneceğiz yani. Bak başımız çok fena derde girecek yani. Mahmutcan, paraları cebe atarken öyle demiyorsun ama. Merak etme sen. Dünyada sen duydun mu hiç güvenlik odasından daha güvenli bir yer? Yok. Adamlar malla gelecek, parayla takas edecek. Tık tak. Süleyman, indir aşağı bak. Çeto, keyfimden mi gidiyorum? Dur, kıpraşma. Heh, indir bakayım. Yavaş, bir, iki. Heh, oh. Tamam. Şunu atayım. Lan Süleyman, bıraksana beni. Ben tutmuyorum ki, ellere bak, boş. Oğlum, ne oldu ki böyle? Ana, lan kemerim takılmış, dur. Öyle inersen gökten düşer gibi. Ya Süleyman, bak benim kafamı bozma, şunu çıkart, çöz çabuk. Ben ne yapıyorum, ben ne yapıyorum? Dur, kıpraşma. Tövbe yarabbim, tövbe Süleyman. Bak arkamda sert bir şey oluyor. O ne o? Telefon, telefon. E, telefon burada, gene sert. Bilmiyorum artık. Abi benim para hazır değil mi? Hazır tabii koçum. Sen merak etme. Daha çok para kazanacağız bu işten. Çok. Peron işte ukaat var. Çabuk gelin lütfen. Süleyman. Süleyman, böyle hızlı hızlı yapma bak. Erkeş bize bakıyor, böyle yapıyorsun. Çıkmıyor. Ne bakıyorsun abla, ne var, ne bakıyorsun? Tuğ sapık. Sen kime sapık diyor? Kardeşim o benim be. Tövbe yarabbim. Süleyman töpürüyor. Gel buraya. Ya. Biber gazını düşürdüm. Yavaş Süleyman. Ya böyle hiç olmadı ya Çeto. Selamun aleyküm. Hello. Hayırlı işler Kalimera. Hay. Oh, oh, metroya bak. Allah'a emanet anasını satayım. Anam bu ne be? En sevdiğim adam Abraham Lincoln. Babanın kemiğine. Çeto, çözemiyorum. Kilitlenmiş, iç içe girmişler. Nasıl çözeyim? Ne yapıyorsunuz lan sapıklar? Örtünün sıçtan, örtünün. Ya bir dakika. Geliyorum ben, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hey, ne yapıyorsunuz? Sapıklar, köpek misiniz? Metroda olay olmuş dediler, hemen geldim. Anladın bakalım. Şey, komiserim, bize olay var dediler. Ya merak ettik ne var diye, koştuk baktık. Vallahi başka bir şey bilmiyoruz komiserim. Odanın güvenlik kamerasının kayıtlarını getirin. Bu tarafın kameraları bozuk komiserim. Yani bugün geleceklerdi, çalışmıyorum. Sen bunca yılın güvenlik şefisin. Yani burada olup biteni anlamadın mı? Hayır, olay olunca biz hemen koştuk ama bu adamlar ortalığı darma duman etmişlerdi. Komiserim, belki biraz klişe olacak ama biz gerçekten masumuz. Ah canım. Peki, bu ne o zaman? Ha? En az 50 kişi hastanelik olmuş bu yüzden. Ben deterjanı taşıyordum, onu Çeto taşıyordu.
Şimdi komiserim, bu benim cebimdeydi böyle. Lan Delilo. Bu Delilo benim cebimden düşünce komiserim, ben bunu aldım yerden alayım diye böyle elime aldım. Ondan sonra bu insan ağzına var. Hop. Olamaz ben. Evet. Bu geldi oradan böyle benim parmağıma böyle yapışınca böyle döndürdü beni. Ondan sonra hepimiz yandık komiserim yani. Öyle oldu yani. Peki senin cebinde ne arıyor bu? O çınmalı Mozambikler yüzünden. Hiçbir işe yaramıyorlar. Mozambik var ya. Mozambik. Şimdi komiserim benim de bok gibi Mozambik var. Onur dedi ki bunlar bir işe yaramaz dedi Mozambikler. Ya ben ne bilirim Mozambik ne? Onu git Çener İstesi ortana sen. Onur'a bak. Onur kim lan? Ha? Kim? Onur kim? Şimdi komiserim bu Onur var ya, bu Süleyman'ı da kendine benzetti. Ben o gece mezarlığa gittiğimizde ellerimi kaldırdım. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim dedim ama ben o şeker kutusunu gördüysem, içinden bir tane şeker yediysem Allah benim gözümü kör etsin, ışığa kör bakayım komiserim. Onur ben de yemedim diyor ama ben onu Allah bir dediğinden başka hiçbir şeye inanmıyorum. Sence de o şeker kutusundan yemiştir değil mi bu münafık Onur komiserim? Yapmıştır bence de, yapmıştır ama ben kefilim. Bu garibim Süleyman'ın hiçbir şeyden haberi yok. Biz bundan pazarda don sütyen satacaktık. Yazık fakire ya. Ben de varım dedim, don sütyen satalım dedim. Hatta üstten sütyen bile taktım şerefsizim. Ne sütyeni, ne şekeri, ne şeker kutusu? Ne anlatıyorsunuz siz? Şimdi adam bana bunları yediğimin şey yapınca, böyle bana zimmetleyince ben de mecburen işe girmek zorunda kaldım. Bunlar şimdi şekerin yemişler, şeker yedikleri... Bunlar var. Çoğul konuşma Süleyman, gırtlağını çıkarın bak. Bana çoğul konuşma. Bunlar kayış kopar. Hadi Rıza Baba. Ulan bana bir daha Rıza Baba deme. Seni arka sokakta döverim. Sen bana git şu fırıldak Onur'u bul gel hemen tamam mı? Bir daha da bu bol pantolonu giyme. Çık gözüm görmesin. Ne yapıyorsunuz? Özel bir şey konuşuyorduk komiserim. Ha devam edin o zaman. Çıkın siz de. Bak. Süleyman ben burada seni savunuyorum. Lan! Ben şimdi komiserim vallahi Sülo ile Şeto su ve sabun kadar temiz çocuklardır. Kimseye bir zararları yok. Ya sen Onur'cum, sen ne kadar temizsin. Vallahi biz de kendi halimizde takılıyoruz işte. Vah canım. Onur. Komiserim beni içeri atacak elinizde delil, ispat varsa buyurun atın yani. Adalet önünde boynumuz kıldan incedir. Cevap gelmeyecek anlaşılan. Ben arabayı kötü yere park ettim, kaçtım. Hadi eyvallah, kolay gelsin. Affedersin Onur'cum. Para neden hastanede? Oğlum kaç kere anlatacağım ya? Dışarısı polis kaynıyordu. Parayla çıkmak riskli olur diye düşündüm. Ben de attım kendimi ambulansa. Amca! Amcam! Amcacım! Amcacım! Sakin olun beyefendi, her nasıl şey kontrol edin. Nasıl sakin olayım baba? Ya. Baba yarısı o, baba yarısı! Tutmayın beni Allah aşkına, amcam ya! Sen kimsin? Ben kim miyim? Amcamın kafa iyicene gitmiş. Tak oksijeni, benim amcacım benim. Atın içeri, atın içeri. Aman amcacım, aman. Oh. Hastaneye varınca da morga girip boş bir tabuta koydum parayı. Yarın sabahta morga gidip gömeceğiz deyip alacağız lan tabutumuzu. Yani paramızı. Amcacığım hayırdır ne oldu neyi var? Merhaba. Anam damara mı soktun onu ya? Öf! Allah gönderdi o ambulansı bana Allah. Ulan. Sen bu metoda bir fırıldak çevirmediysen ben ne olayım? Ne oldu komiserim? Ebenin. Devam et Cemil. Komiserim adam bir hafta boyunca düzenli bir şekilde metroya binmiş. Ama şüphe çeken bir hali yok. Zaten şüphe çeken bir hali olsa benim dikkatimi çekerdi. Herif bir hafta boyunca aşağı yukarı bütün saatleri kullanmış. Gidiş gelişlerine dikkat et. Bütün saatleri kontrol etmek istemiş. Bu işte bir şey yok. Komiserim, soyguncular için cazip bir yer değil ki artık metro. Para yok. İnsanlar akbil kullanıyor. Ne yapacak bu adamlar akbili mi çalacaklar? Saldırı haricinde de başka bir ihbarda bulunulmamış ki. Başka bir ihbarda bulunmuş olsaydı benim dikkatimi çekerdi. Benim dikkatimi çektiği gibi de ben o adamları içeri alırdım komiserim. Al Cemil. Bak. Bir daha şöyle sürme Cemil. Aman abi sarsmayın. Yavaş, yavaş. Komiserim hastaneye geldiler, bir tabut aldılar, cenaze arabasını yüklüyorlar. Galiba cenaze arabasıyla mezarlığa gidecekler. Tamam, takip ediyorum. Ulan Onur, ulan Onur. Ne işler çeviriyorsun, ne hastanesi, ne cenazesi? Senin ne iş yaptığını bulmazsam bana da Fırtına Rıza demesinler. Senin ne fırıldak çevirdiğini ben hissediyorum ve ispatlayacağım. Ama bu fırıldağın hastanede ne işi var? Hiç unutmam komiserim. Muhteşem bir film izlemiştim. Üç tane arkadaş çok güzel bir banka soygunu yapıyorlar. Sonra gidiyorlar en yakındaki hastanenin morguna koyuyorlar paraları. Herkes böyle el ayaktan çekildikten sonra
Morga gidiyorlar, tabutun içinde bir... Buldum. Parayı hastanede morga koyuyorlar. Sonra morgdan tabutun içinde kaçırıyorlar. Nasıl buldum ama? Komiserim, ben sizin zekanızın hayranıyım ya. Sol, sol, sola dönce. Yavaş, aman. Biz de gidip birkaç kürek toprak atıp bir Fatiha okuyalım çocuklar, sevaptır. Hadi bakalım. Dur. Hoca efendi, amcamın vasiyeti tabutla gömülmekti. Uyarsak sevinirim. Hayda. Buraya kadarmış Onur. Hayırdır komiserim? Hiç tahmin etmiyordun değil mi Onur? Yolun sonu. The end. Vallahi ne demek istediğinizi hiç anlamadım şu anda. Anlayacaksın Onur, anlayacaksın. Açın tabutu. Yok, açtırmam. Amcam, amcam açtırmam. Amcam benim o. Aç tabutu. Aç. Tövbe yarabbi, tövbe. Bu ne lan? Bu ne lan? İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum vallahi. Bu ne be? Aa, dağ gibi amcam. Gitti, gitti. Nereye gitti? Orasını Allah bilir Süleyman. Orasını Allah bilir artık. Cennete mi, cehenneme mi? Ben onu demiyorum ki oğlum. Yavrucuğum, biraz daha konuşursan bak bizim gideceğimiz yer belli. Bir sus. Komiserim. Allah Muhammed aşkına. Amcamı gördünüz. Naaşa saygınız varsa bırakın da gömelim. Allah aşkına. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Onur. Ha? Gözüm üstünde. Tabii, tabii. Yürüyün. Hadi. Amcası vefat etti de. Hocam, pamuk mamuk eksik dedik yoksa bence hemen gömelim. Polisler gidiyor abi. Görüyorum. Bana ne çeviriyor bu işgalciler ya? Nasıl ne çeviriyorlar? Kuzu çeviriyorlar. Sen bekle bizi. Abi ne iş var bunların burada? Bakacağız, göreceğiz senin. Hastane, mezarlık, içim karardı. Kur'an-ı Kerim abi ya. Hamamda keyfin yerindeydi, öyle değil mi Selim? Ha? Estağfurullah. Selim, senin annen baban akraba mı olur? Nasıl değil abi, karı kocadır. Allahümme sabreyiz. Ya arkadaş, biz bu tabutları nasıl karıştırdık ya? Oğlum, sevinçlerine tabutlar karıştırdı. Daha ne istiyorsun be? Ay, hacamat karşımıza dikilince sevinçten hep beraber göbek atalım istersen ha? Bir de hacamat var değil mi? Onu unuttuk biz. Hadi abi, hadi. Telaşlarına bakılırsa parayı yine kaybettiler. Haydi bakalım, takip edin, takip. Ben kadınla konuştum, tabutu birazdan getirecek. Aman çaktırmayın. Evet, Azrail'imiz de geldi. Geç plan kaldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam abi. Evet, onur mümin. Kaldık biz bize. Çeyrek altın. Söyle bakalım, ne dolaplar dönüyor burada? Estağfurullah abi. Öncelikle hoş geldin. Ne dolap dönecek vallahi. Kes tıraşı ulan. Çeyrek altın. Param nerede? Selim, indir oğlum. Emrin olur abi. Lan dur, lan dur lan. Ha, yenge geldi, yenge geldi. Gel yenge, gel. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gel yengecim. Yenge, tabut nerede ya? Rahmetli hep yakılmayı isterdi. Onun dileğini yerine getirdik yavrum. Ben o rahmetlinin... Çeto. Ben fena oluyorum. Neden? Kim bilir neresi denk geldi rahmetlinin? Fena olduysan götü denk gelmiştir. Hı? Buyur abi. Param nerede mübarekler? Abi bize de sürpriz oldu yani. Adam öldükten sonra yakılmayı vasiyet etmiş. Ne yapalım? Ne diyor kitapta? Diyor ki... El emelil kulta vel hala kul... Çeyrek altın, şu kitabı getir bakayım.
Yaşlılık işte. Her zaman hatırlayamıyorsunuz. Of, hikayeler olan oğlum. Bunu vereceksin. Evet, ne diyor, ne diyor? Ha, diyor ki yelente kul meftayul hafta ya günahul meftayul safta. Yani diyor ki bir kulu diyor işkenceyle cezalandırmak istiyorsan onu kendi günahıyla baş başa bırak diyor. Onun için ben size işkence yapmaktan vazgeçtim. Selim'e söyleyeceğim, kafalarınıza birer tane sıkacak. Sonra sizleri fırında yakıp küllerinizi de boğazın derin ve serin sularına bırakacağım. Böylelikle Boğaz Köprüsü'nden atlayan üç Türk olarak tarihe geçeceksiniz sayemde. Süpermiş. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Gerizekalı Çetu, neren ne dinliyorsun adamı? Adam öldüreceğim, Boğaz Köprüsü'nden aşağı atacağım, yatacağım falan diyor. Lan stübit Süleyman. Canlı canlı atsadı fırında daha mı iyiydi? Hadi atmadı fırında, canlı canlı Boğaz Köprüsü'nden atsa daha mı iyiydi? Ben yüzme bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak o açıdan hiç bakmadım, haklısın. Ya ne güzel de başlamıştık oysa. Türk filmi gibi başladık, Hint filmi gibi bitti. Ya o kadar para bizim neyimize zaten, hepsi hayaldi. Hepsi hayaldi. Lan gerizekalılar, döviz bürosunu kim soydu? Biz. Gündüz vakti metroyu herkesin gözü önünde tereyağından kıl çeker gibi kim soydu? Biz. Demek ki biz istediğimiz zaman istediğimiz kadar parayı bulabilecek yetenekli adamlarız. Aklı. Abi, bak böyle değerler kolay yetişmiyor. Sen şimdi gelmişsin karşımıza, böyle değerleri öldürmekten bahsediyorsun. Olmadı be abi. Bunlar iş yapar. Durmak yok, yola devam diyorsun yani. Aynen öyle diyorum abi. İyi, o zaman Selim'e söyleyeyim, senin kafana bir tane sıksın. Abi ne yapıyorsun? Makine aksamı ne kadar iyi olursa olsun, motor olmadan asla çalışmaz. Çok estağfurullah ya. Ya Onur Mümin, sen... Ne mübarek bir yaratıksın ya. Sonunda kendine motor da dedin ya. Daha da pes sana bir şey demiyorum vallahi ve billahi. İki dakikada beni bağladın ya. Dondurma yiyelim mi? Başka zaman abi. Niye? Belki ben yiyeceğim. Başka zaman abi. İyi o zaman. Haydi A, E, O size. Beyler, ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyor o be? Leyla'ya. Aa, Leyla'yı seviyor o, biliyor musun? Senden de hiçbir şey kaçmıyor be. Tabii seviyor oğlum. Dangoz amacık. Ne geliyorsa hep onun yüzünden geliyor başımıza bizim. Ya bak, arkasından konuşma çocuğun ya. Özünde iyi bir çocuk biliyorsun. Ulan o yurt günlerimizi hatırlasana. Az mı dayak yedi bizim için? Hatırlıyor musun? Çocuğun biri geldi sana böyle götten bacak. Dolu dolu, piç dedi. Sen böyle kaldın. Bir şey yapamadın tabii şoktan. Onur geldi, çocuğu bam gibi ağzını burnunu dümdüz etti. Hatırlıyorum, dövdü. Sonra okuldan uzaklaştırdılar. Bizim için. Kardeşim benim be. Kardeşimiz olma bizim. Çeto, bizim bizden başka kimimiz var Allah'ını seversen ya? Ne dersen de iyi çocuk yani aslında. Özünde iyi çocuk. Öyle. Yalnız bunları Onur'un yanında konuşmayalım. Neden? Götü kalkıyor. Haklısın. Kardeşimiz olma bizim. Çeto, bizim bizden başka kimimiz var Allah'ını seversen ya? Selamun aleyküm. Onur Mümin, hayırdır gecenin bu saatinde mesele nedir? Vallahi pek hayır değil Hacamat abi. Sana iki çift lafım var. Bak abi. Bu Çeto ile Sülo var ya. Onlar benim arkadaşım değil. Onlar benim canım. Onlar benim nefesim. Onlar benim ciğerim. Ben bugün yere düşsem onlar beni kaldırır yerden. Ben bugün üşüsem ateş, bugün yansam su olurlar bana. Yani demem o ki, dokunma arkadaşlarıma. Dokunma benim Süloma. Dokunma benim Çetoma. Eğer onların başına bir şey gelirse ben, bugüne kadar tek bir karıncayı incitmemiş olan ben, Onur, Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum, seni üzer, çeker giderim, arkama dönüp bakmam bile. Yo, hakikaten şimdi sen beni üzecek ve çekip gidecek misin Onur Mümin?
Abicim öyle bir şey olur mu ya? Hiç çeker gider miyim? Ben seni üzer miyim ya? Ben sensiz bir hiçim. Sen olmasan beni köpekler yemez. Ulu olacak bir de şarkı patlat. Haydi bakalım. İstersen abartmayalım abi. Şarkı delikanlı adamı bozar. Son ki üç dört. Entarisi ala benziyor. Entarisi ala benziyor. Sizin için geliyor hep beraber. Şeftalisi bala benziyor. Şeftalisi bala benziyor. Abi daha iyi daha performanslı söylerdim de kürekliden tırsıyorum biraz. Ya onun mümin merak ediyorum. Senin vücutta kemik var mı? Abi şöyle söyleyeyim. Benim kafa geçti mi vücut Allah ne verdiyse arkadan gelir. Hadi abi hadi camış gibi beklemeyin. Başlayın kahvaltıya. Hadi abicim hadi sen de başla tarak Hasan. Hadi amma taradım bu oğlum. Sok şunu cebine. Başlama kardeşim Süleyman başlama. Bu münafık kim bilir gene ne günahlar peşinde. Kandırmaya çalışıyor bizi hep. Oğlum bırakın bıdı bıdıyı da besmelemizi çekelim, tezgahımızı açalım. Hadi abi. Besmele mi dedi? He? Duydun mu Süleyman? Besmele dedi, duydun mu? Bak Onur, yine bir soygun planı varsa lütfen söyle. Ben psikolojimi ona göre hazırlayacağım ya. Oğlum biz hırsız mıyız ya? Ne soygunu ya? Bırakın unutun soygunu, hacamatı falan. Bunlar rüyaydı, bitti. Uyandık, tamam. Allah Allah. Ha Leyla arıyor. Leyla, kır çiçeğim, bal dudaklım, ne yapıyorsun kız? Canım yavrum. Hoşum benim. Tovasta orna ya. Ya Onur muyum? Sen ne mübarek, ne romantik adamsın ya böyle. Lan, affedersin abi de yani. Leyla'nın telefonunun sende ne işi var ya? Dur mübarek dur, heyecan yapma. Vereyim kendisi söylesin. Buyurun yengen. Onur! Leyla! İyi misin aşkım? Ne oldu, iyi misin? Ha? Sana bir şey yaptılar mı? İyi, iyi. Kendisine henüz bir şey yapmadık. Ama bu yapmayacağımız anlamına gelmiyor mübarek. Mesajımızı almışsındır umarım. Hani ne diyor kitapta? Tele adru indi vel mentu müminül bindu. Yani diyor ki bir mümin çıkmasını bildiği gibi inmesini de bilecektir Allah'ın hikmetiyle. Hadi ay o bakalım. Lan! Lan ben de o kuzuyu pirzola yapmazsam. Onur ne oluyor lan? Çok korkuyorum. Alo Leyla. Onur. Leyla iyi misin hayatım? Sana bir şey yaptılar mı? Ay ben iyiyim de Onur, kim bu adamlar? Ay böyle yolun ortasında apar topar beni arabaya bindirdiler. Ay seninle konuştuktan sonra da indirdiler. Ben onların var ya ta... Onur çok korktum, ne olur gel. Geleceğim aşkım, geleceğim. Öyle bir geleceğim ki geri dönmemek üzere geleceğim. Ama sen bana birkaç gün izin ver tamam mı aşkım? Hadi sen şimdi eve git, kapat telefonu. Eve git eve. Ne oluyor lan? Yok yok. Dur dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne haber abi? Yapımcı beğendi mi senaryoyu? Abi bırak şimdi yapımcıyı senaryoya. Sen bana şuna bir doğru cevap ver bakayım. Bir metro soygunundan en fazla ne kadar para kaldırabilirsin? Abi niye soruyorsun ki bana bunu? Güzel kardeşim, metroya binen herkesin elinde akbil denen bir alet var. Basıyor geçiyor, basıyor geçiyor. Gün sonunda kasada para mara birikmiyor. Bir de diyorsun ki araştırdım öyle yazdım. Ben sana nasıl güveneceğim ya baboş? Abi sana ne ki ya kasaya biriken paradan? Bu senaryo. Üstüne üstlük absürt komedi. Ya arkadaş sokayım parasına benim parayla pulla işim yok. Ya bu yapımcının fikri sadece onu söylüyorum. Ha yapımcı sevmedi yani he? Ya sevmedi değil de hani diyor ki böyle daha parası bol olan bir soygun olursa hani seyirci de aa şaşırır falan o anlamda yani. O kolay abi. O var. Buyur. Çok özgün. Yürür gider. En az 5 milyon. Öyle bir darphane soyulur ki. Harbiden özgünmüş ha. Hayır olur da isimde bir problem olursa adını darphane koydum der öyle çekeriz. Evet abi. Baktık olmadı. Türk'ün darphaneyle imtihanı. Nasıl? Güzel. Hocam dipnot anne sütü çok önemli. İlk 6 ay özellikle. Şimdi sayın müsteşarımızı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Müsteşar da buradamış. Yemin ediyorum yakalanırsak var afişlerde çürürüz ha. Onur, ben senin zekana hayrandım. Şimdi ekstra hasta oldum kardeşim.
Eminim bütün sene burası bomboştu. Şimdi tıklım tıklım dolu müsteşar falan. Sen bugünü buldun soygun yapmak için. Bak zaten bu soygun morgun işleri bize göre değil, anlıyor musun? Hadi gel gidelim kardeşim, yürü. Lan oğlum bir durun ya. Bıdı bıdı beynimi yediniz. Ben mi çağırdım müsteşarı? Ayrıca bu durumu hemen lehimize çevirelim. Tüm gözler müsteşardayken biz de çaktırmadan darphaneye sızarız. Hadi takip edin beni. Yürü yürü hadi. Hakikaten puştun götüne takılıp gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Yürü yürü. Onur. Ha. Biz şimdi ne bokacağız? Abiciğim ilk önce bu personel odasına gireceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra da aralara kaynayacağız. Bari müsteşar gitseydi de öyle soysadık be. Ayıp olacak adama. Vallahi lan. Adamın sicilini kötü yazacak. Ulan sokturacaksın siciline ya. Dal abiciğim dal. Lan ne yapıyorsun lan? Kapı zaten aralık. Ne yapıyorsun? Gel. Hani altınlar nerede? Lan oğlum bu kahpe senarist bizi var ya kandırdı kandırdı. Lan oğlum ne bileyim ya Allah Allah. Bakın şöyle sağ olsun. Birileri geliyor lan çalışıyor gibi yapın. Birileri geliyor. Evet evet kırmızıyı biraz yoğunlaştıralım. Kırmızıyı yoğunlaştıralım. Dikkat. Sayın müsteşarımız burası para baskı atölyemiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ. Ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? Şimdi sayın müsteşarım aslında biz burada çalışmıyoruz. Yani yeni başladık çalışma sayılır. Yani biz tam olarak bu işleri yapmıyoruz aslında. Ama hayat koşulları işte. Siz şimdi bir bilseniz bana ak vereceksiniz. Yani biz normalde üç arkadaşız. Ama bu Onur abicim aramızda o çok fırıldak. Onur da bu oluyor kendisi. Hep bizi bu işlere o bulaştırdı. Bizi bugün götürdü döviz bürosuna. Ondan sonra silahımı dayadım ben orada dedim çıkartın bakayım dedim. Mozambik metikallerini doldurdular poşeti. Oradan haydi bakalım gittik mezarlığa. Mezarlıkta bu yazık fakir oralarda bayıldı. Toprak geldi hep üstüne. Ondan sonra kim geldi? Mafya. O kim? Acamat. Bir tane kuzusu var. Polat'la konuşuyorum ama o Selim'le konuşmuyorum. Bir tane takım elbiseli bir adam var. Elinde kürek var. Küreğin adında Güllü komşu. Bu ona Güllü yenge dedi. Adam o kürekten hep beni dövdü. Sayın müsteşarımız, içeride grafiker odamız var. Buyurun bakalım içeriye. Burası Fener Kokulu. Kolay gelsin arkadaşlar. Onur bizi bu işlere bulaştırdı. Zaten saçma sapan oldu yani her şey böyle çok. Ondan sonra da müsteşarım şey... Bir sigorta da yok. Hay sokayım sigortana be. Hay sokayım sigortana be. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Yan bastık gidiyoruz. Hadi. Ne konuştun be kardeşim ya? Adam kaçtı lan. Para yok mu burada ya? Al para bak al. Dur 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 motor gibi ya. Lan altın lan bu altın. Al al. Oh götü kurtardık. Hadi baba hadi yürü. Aa babuş senin ne işin var burada kanka? Vay 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 sizin ne işiniz varsa benim de o işim var. Vay uyanıklar vay ya. Demek benim senaryoları gerçekleştiriyorsunuz ha? Ama nasıl bastım sizi? Ya hocam aslında biz çuvallardan birini sana ayırmıştık be. Ne yapacakmışım ben o çuvalı? Ben sizin gibi hırsız mıyım ya? Hadi hadi bırakın bakayım o çuvalları yere. Bırakın bırakın. Bana bakın. Sizi var ya ihbar ederdim ama aramızda dua edin ki bir hukukumuz var yani bak. Ondan ihbar etmiyorum ha. Ona göre. Aferin be Adi. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Yemin ediyorum ah şimdi gözüme girdin sen benim. Bak biz münafıkız ama sen gerçekten mümin çıktın. Bravo.
Hadi bırak, kafa karıştırma. Bırakın çuvalları abi. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Oh. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Koş lan, koş, koş. Lan kaç, yürü. Oğlum var ya, bizi hacamat değil, CIA bile yakalayamaz. Hemen bir araba çevirip hastalık. Selamun aleyküm mübarekler. Çok bekletmedim değil mi? Aleyküm selam, hacamat abi yok. Tam zamanında geldin. Hazır sen buradayken, altınlar da buradayken abi. Biz bunları verelim hacamat abi, kurtulalım şu borçtan. Ver, ver, ver. Ne demek, lafım olur. Sizi mi kıracağım ya? Yalnız sayın abim, onların içinde bize ait yüklü bir miktar var da, hani onu da söylemek istedim ben. Ya onur muyum yine? Yani 3-5 kuruşun lafı mı olur aramızda ya? Bakayım bak, mübarek bana bak. Al bakayım. Demek çete bu. Bu sefer topunuzu birden yıkayın. Bittiniz lan. Sıçtık. Artık ömrünüzün geri kalan kısmını beraberce hücrede geçirirsiniz. Seni yakalayacağım demiştim, değil mi Onur? Onur, Allah belanı versin. Komiserim, bunlar piyasadan toplatılan, artık kullanılmayan paralar. O ne lan? Yani tedavülden kalkmış. Zaten tedavülden kalkmış olmasa şu anda tedavülde olurdu komiserim. Cemil, bir daha bu ayakkabıları giyme. Ya komiserim, biz şimdi film işine girdik. Böyle aksesuar lazımdı. O yüzden şey ettik yani. Evet komiserim, sahne 76, darphane 3 gün. 0.75, öyle yani. Evet, ben de prodüksiyon amiri, sanat yönetmeni, aynı zamanda da oyuncuyum. Komiserim! Hırsız bunlar! Geç bunlar lan içeri. Amirim, soyguncular altınlarla beraber yakalandı. Soygunu bunlar yapmamış mı yani? Hayır amirim. Komiserim, bunlar yaptı. Soygunu bunlar yaptı. Hadi herif. Demek ki biz aksesuarları ayarlarken darphaneyi boşaltmış. Püh! Bunlar soygun yaptı. Ben nasıl bulmak anlatamıyorum ya abi. Kim lan hırsız? Terbiyesiz. Sensin hırsız. He, hırsız çakın be. Pecemek. Kime hırsız diyorsun sen? Çık git lan şuradan. Git lan. Yürü. Kim lan bu? Hırsız. Seni er geç elime geçireceğim Onur. Tabii. Sen biliyorsun. Tabii. Görüşeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Selim, sen bunları vur. Nasıl vurmam abi? Lan dur lan dur. Abi, abi. Efendim? Abi diyorum ki sen bize bir ay süre ver. Sana 250 bin avro getirmeyen şerefsizin önde gidendir. 250 bin diyorsun. Hem de avro diyorum. Müslümanlığın şartı birbirine inanmak ya. Çok estağfurullah. İndirilmiş. Hayırdır abi? Ne işiniz var sizin burada? Ya baboş, biz sana çok büyük kardeşlik yaptık. İnan bunun farkındayız. Ama geceleri gözümüze uyku girmiyor be kardeş. Niye lan? Ne zaman odanın önünden geçsen fosur fosur uyuyorsun ya. Evet. İnan olsun dengelerimiz alt üst oldu. Senin yüzünden gözümüze bir gram uyku girmiyor, yeminle. Evet. Abi çok özür dilerim ya, vallahi. Ay sizi de rahatınızdan ettim ben ya. O önemlidir, onu atlatırız da uzun lafın kısası biz karar aldık. Hayırdır abi, ne kararı? Hocam seni buradan kaçıracağız. Abi ne diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Sen bana bir senaryo yaz, gerisi kolay. Abi o en kolay kısmı. Buyur abi, çok özgün. Acamat var mı bunda? Peki abi onu konuşuruz. O varsa ben yokum. Korkuyorum, bir laf ediyor, bayılıyorum sonra. Göt diyor mu, bayılıyor. Özgün diyorsun yani. Tutar bu. En az 5 milyon diyorsun. En az 5 milyon. Eyvallah.
Ya hadi kardeş, laf aramızda ama sende de maşallah halk kütüphanesi gibi göt var ha. Ne ararsan buluyoruz.